Mutlu günler, eğitimin merkezine başarıya doğru hoş geldiniz. Sevgili üniversite adayları, bugünden itibaren 25 Eylül tarihine kadar ek yerleştirmeler başlıyor. Bu son fırsatı bence iyi değerlendirmenize yarar var. Efendim ek yerleştirmelere baktığımızda 199 bin boş kontenjan görüyoruz. Daha önceki yayınlarda rakam 150 bin üzerinde dediğimiz zaman bazı dostlar alındılar ben biliyorum. Ancak rakama baktığımızda benim söylediğimde üstüne bir 40 bin çıktı. 199 bin bu rakam. Rakamların 73 bini lisans yani 4-5-6 yıllık yerler, fakülteler veya yüksek okullar, bununla birlikte 126 bini ön lisans yani 2 yıllık meslek yüksek okulları olarak karşımıza geliyorlar. Efendim ek yerleştirmelerde 30 tercih yapıyorsunuz. Tercih ücretiniz 10 lira onu yatırıyorsunuz. Ancak küçük bir kural var, bunu lütfen unutmayınız. Eğer 2014 merkezi yerleştirmeyle herhangi bir yüksek öğretim programına yerleştirirseniz 2 ya da 4 yıllık fark etmez. Lütfen dikkat edin buraya. Kayıt yaptırın yaptırmayın. Ek yerleştirmeden yararlanamazsınız. Ancak Açık Öğretim Fakültesi'nin kontenjans bölümünü kazananlar bir, özel yetenek sınavını kazananlar, yetenekle girenler iki, bunlar ek yerleştirmeden yararlanabilecek. Yani bir yere girmemiş olmanız gerekiyor. İki, bitiriyorum hemen kuralları. Tercih edeceğiniz bölümün taban puanı varsa ona eşit ya da onun üstünde puan getirmeniz gerekiyor. Eğer o bölümünün hiç puanı yoksa gerekli puan türünden 180 barajını 4 yıllık yerler için ya da 140'sı 2 yıllık yerler için geçmeniz gerekecek. Evet, bugün artık üniversiteler ek yerleştirmeye ilgili büyük bir çalışma yapıyorlar. Ben de pazartesi günden itibaren ki bugün sabah da gittim. Özellikle vakıf üniversitelerinde öğrenciler kampüslerde orada öğretim üyeleriyle konuşuyorlar. Bilimsel bilgiler alırken bunun yanı sıra da tercih uzmanları ek yerleştirme, çünkü bazı nüanslar var, doğru tercih yapabilmeleri için ellerinden geldiğince onlara yardımcı oluyor. Evet, programımızın konuğu Işık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Nafi Güneş Kıyak. Sayın Kıyak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim biz Sayın Kıyak'la geçtiğimiz pazar günü de ek yerleştirme ilgili çalışmalar yaptık ve bir program yaptık ve oradaki bilgilerinden sonra santrala gelen telefonlar, hocanın verdiği bilgilerden son derece izleyicinin memnun olduğunu, eğer mümkünse bir kez daha davet edebilir misiniz cümlesini kullandıkları için biz de Sayın Rektörü davet ettik. Sağ olsun, bu yağmurlu havada, bu zor iklim şartlarında Kırma'da bize geldi. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz. Hanımefendi, ek yerleştirme dönemine geliyoruz. Gençler var. Öncelikle ek yerleştirmede gençlere ne tavsiye edersiniz? Yani bunlar tercih yapsınlar mı, yapmasınlar mı, bu son şansını kullansınlar mı, kullanmasınlar, ne dersiniz? Kullansınlar. Kesinlikle kullansınlar. Çünkü ek yerleştirmede siz de söylediniz, 200 bine yakın bir şey var, boşluk var üniversitelerde. Bu ne demektir? Bu boşluk bu öğrenciler için hazırlanmış. Onun kaynakları var. Onun altyapısı var. Onun hocaları hazır demektir. Çünkü bunlar olmadan bu kontenjanları alamazsınız. Dolayısıyla 200 bin çocuklara sunulmuş. Ama buna karşılık tercih yapmış ama puanları tutmuş ya da tutmamış birçok genç de şu anda açıkta kalmış durumda. Onlar için de kayıp, çünkü en azından bir yılları kaybolacak her şeyin ötesinde. Belki bunların bazıları hani yüksek öğretimi hedeflemişken bugün bir yıl sonra belki de bu yarıştan kopacaklar. Onlar için üniversite bütün camia için, doğru, ülke için kötü olacak. Onun için ben bu şansı değerlendirmelerinden yanayım. Diyorsunuz. Tabii. Efendim Sayın Rektör'ün duydunuz. Ben de aynı düşüncedeyim. Paralel olarak konuşuyoruz. Burada düşüncelerimizi doğrudur. Bu son şansınızı iyi değerlendirin. Önümüzdeki yıl şartlar ne olur bilinmez. Keşke kelimesini kullanabilirsiniz. Peki Sayın Rektör, bir genç şu anda üniversite seçimi yapacak, bölüm seçimi yapacak. Ancak üniversite seçerken, örneğin sizin Işık Üniversitesi seçerken hangi niteliklere bakmalı? Nedir özellikleriniz? Nelere dikkat etmesi gerekir bir genç? Önce kontenjanlarımıza bakması lazım. Yani acaba açığımız var mı yok mu o bölümle ilgili? Onun için web sayfalarında bütün üniversitelerin yayınlandı. Yani ek yerleştirmede öğrenci kabul edecek programların sayıları belli. Onların taban puanları belli. Sizin de işaret ettiğiniz gibi. Onlara bakması gerekir. Ondan sonra üniversite seçimi bence meslek seçiminden daha önemli artık. Çünkü meslek sahibi sayısı artacak önümüzdeki dönemde. Çünkü üniversiteler açıldıkça, meslekler, programlar çocuklara sunuldukça kontenjanlar artıyor. Ama bunun karşılığında beceri sahibi olanlar, nitelikli olanlar, iyi eğitilmiş olanlar bir adım önde olacak. Onun için üniversitenin onlara sunduğu olanakları iyi görmeleri gerekir, incelemeleri gerekir. Bunu web sayfasından izleyebilirler ama yerinde görmelerini tavsiye ederim. Çünkü yerinde görmek çok daha başka bir şeydir, daha farklıdır.
havasını teneffüs eder. Yani girer girmez kapıdan zaten kendisine uygun mu değil mi anlar. Onun için kampüsü ziyaret etmelerinde yarar var. Ama hepsinin bu şansı olmayabilir. Yine de seçerken o üniversitenin mezunlarına baksınlar, geçmişine baksınlar, akademik kalitesine baksınlar, başarılarına baksınlar. Bence çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki ben bu ek yerleştirme döneminde sizin Şile kampüsünüze gelsem, kapıdan da içeri girsem, sizin karşısına gelsem ya da sizin çok değerli rehber uzmanlarınızın ya da öğretim üyelerinizin karşısına gelsem, bana üniversitenizi nasıl anlatırsınız? Ben o zaman yani hangi şartlara göre seçeyim? Buyurun söz sizde. Karşınıza geldim. Hocam ben sizin üniversite seçeceğim ama nitelikleriniz, nicelikleriniz, bana özelliklerinizi anlatır mısınız? Öncelikle ben 130 yıllık bir eğitim vakfının kurduğu bir üniversiteyim. Hı hı. Benim köklü bir geçmişim var, eğitim deneyimim var, eğitim kültürüm var. Mensup olduğum Feyziye Mektepleri Vakfı aynı zamanda Işık Okulları'na sahip, onlardan gelen 50 bin mezunu var. Benim 5 bin mezunum var ve benim bugün çok başarılı mezunlarım. Mezunlarıma bakmalarını dilerim. Çünkü benim ürünüm onlar öncelikli olarak. Ama üniversite sadece sektöre eleman yetiştirmez. Aynı zamanda bilimsel üretimin de merkezidir. Çünkü sektörden bir adım önde olmak durumundadırlar. Ve onun için bilimsel çalışmaları da çok önemli. Aksi takdirde bir üniversite sadece eğitim, öğretimle gitmez. O zaman okul olur. Ama onun yanı sıra dünyadaki bilime paralel çalışmaların yapıldığı bir ortam olması gerekir. Laboratuvarlar olması gerekir. Onun gerektirdiği altyapıya sahip akademisyenlerinin orada olması gerekir. Şimdi sorduğunuz soruya dönüyorum. Beni neden seçsinler? Çünkü bunların hepsi bende var. Beni seçebilirler. Çok çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. Efendim çok mütevazi konuşuyorsunuz. Esasında alçak gönüllü konuşuyoruz. Şundan dolayı 130 yıllık diyorsunuz, evet. Bir vakıf dünyasındayız. Fevziye Mektepleri, evet. Okulları. Bu vakıfın ne olduğunu gençlerin çok iyi anlaması lazım. Vakfa bir para gelir. Bu doğrudan da öğrenci olakları öğrenciye döner. Kesinlikle. Ve 130 yıldır bu şekilde bu olduğu için demek ki siz olayda eğitim öğretime çok ağırlık veriyorsunuz. Ekonomik tabloyu zaten vakıf süspansı ederek götürüyor. Bunu da atlamakta bence yarar var. Şimdi Sayın Ökler, sizi bu yıl 15 bin kişi tercih etti. Yanlış, evet. Söylemiyorum herhalde. Evet. Şimdi 15 bin kişi içerisinde çok özel durumda olan bir 3 bin öğrenci var. Esasında bunlar okulların sizinle de oturup konuşmuştuk birincileri, evet. Gibi gözüküyorlar. Evet. Ve yüksek puanlı öğrenciler. Evet. Büyük ihtimal burslu yerleri tercih ettiler. Siz ya da bir başka vakıflarda olabilir tercihler, evet. Ve bu 3 bin öğrenci üniversitede olamadı. Şimdi bu konudaki görüşünüz nedir? Bu 3 bin öğrenciye nasıl seslenirsiniz? Bu çok önemli. Şimdi bu 3 bin öğrenci ya da benzer. Bir kere başarısız değiller, onu söyleyeyim. Odur, bunlar tamamıyla tercih ederken, hı hı. Sıralamanın bir sonucu olarak ya da taban puanı tutmaması, hı hı. nedeniyle istedikleri yerlere yerleşemediler. Evet. Ama şu anda aynı yerlerde açık olabilir yeniden. Hı hı. Yani tercih ettikleri yerlerde kayıtlardan doğan açıklar olabilir. Hı hı. Onları yeniden bir incelemelerini öneririm. İncelesinler. Onları yeniden tercih etme şansına sahipler. Ayrıca başka üniversitelerde var tabii. Aynı programın aynı puana eşleşebilecek. Onları da tercih edebilirler. Bizim programlarımızda da açıklarımız var aynı şekilde. Çok fazla olmamakla birlikte bu bizi tercih ettikleri halde yerleşemeyen öğrencilerimize bizim programlarımızı yeniden incelemelerini öneririm. Çünkü kayıtlardan doğan ya da yerleştirmeden doğan onlara bir takım ufuklar açabilecek olanaklar olabilir. Bizim şu anda programlarımızda yerleşmeden doğan küçük miktarlarda açıklarımız mevcut. Meslek yüksek okulumuz var ayrıca. Meslek yüksek okulumuzda da az sayıda öğrenci kabul edebileceğiz. Onları da incelemelerini özellikle MYO'lar için söylüyorum. Onlar incelerlerse orada da kendilerine uygun bölümler bulabilirler. Bu şansların değerlendirmelerini öneriyorum onlara. Peki sevgili üniversite adayları, ÖSYM kılavuzunu, ek yerleştirme kılavuzunu nereden bulacağım diye sorular geliyor. Bir kez daha söylüyorum. 2014 ek yerleştirme kılavuzu şu anda ÖSYM'nin web sayfasında var. www.osym.gov.tr'ye girerseniz oradan rahatlıkla ÖSYM'nin bu kontenjan kılavuzuna ulaşma şansına sahip olacaksınız. Şimdi efendim burada geldiğimizde sizin istikrarlı bir burs politikanız var. Bir de öğrenciye yardımcı olduğunuz konular var. Burs konusunda ne diyorsunuz? Çünkü sorulardan özellikle gelen şey şu yoğunluk. İşte ek yerleştirme bursları devam edecek mi? İşte öğrencilerin kural daha önce aldıkları şanslar biz de uygulayabileceğiz falan derler. Üniversiteniz için. Kesinlikle.
öğrenciler daha önce hangi olanaklardan yararlanıyorsa birinci dönem girebilen öğrenciler, ek yerleştirmeden giren öğrencilerimiz de aynı olanaklara sahipler. Burslu kontenjanlarımızda olan açıklara müracaat edip oraları kazanıp geldikleri takdirde aynı olanaklar devam edecek. Ama bunu tekrarlamakta yarar görüyorum. Hı hı. Bizim sadece ÖSYM'den gelen burslarımız yok. Öğrenci üniversitemizde çok başarılı olduğu zaman, yani bölüm birincisi, program birincisi, ikincisi, üçüncüsü olduğu zaman ücretli gelse bile öğrenci burs alma hakkına sahip. Ayrıca öğrencilerimiz maddi zorluğa düştükleri takdirde geri ödemeli, kendilerine burs verme şansımız var. Onun için o burs olaylı, zaten eğitim vakfıyız biz. Yani evet, eğitimden aldığını, yani genel deney, genel olarak eğitime yatıran bir üniversiteyiz. Bizim bütün her şeyimiz ya yatırımlara ya da öğrencilerimize kaymakta. O nedenle öğrencilerimizin kesinlikle bu konuda tereddüt etmemelerini öneriyorum. Şimdi üniversitenizin Şile'de kampüsü kuruluyor. O zaman tabii toprak bir alan, gittik görüyoruz. Hiç unutmayalım, 1 Şubat ayı böyle yağmur falan yağıyor. Dedik nasıl bir şey olacak burada derken, hatta çizmeler falan gidilmişler bize, çok iyi hatırlıyorum. Derken kampüs meydana geldi. Bu defa da üniversite adayları konuştu. Efendim işte uzak, şudur vesaire gibi. Ama bunlar yıllar öncesinden bahsediyorum. Fakat son zamanlarda bu uzaklık falan ortadan kalktı. Öğrenci belirli artılara bakmaya başladı ve buradan da şu geldi, yani kampüs uzaktaymış, yakındaymış önemli değil, benim aldığım diploma hayatta bana ne getirir cümlesinin karşılığını aradılar. Şimdi size soruyorum, Işık Üniversitesi olarak, bir kampüs üniversitesi olmanın öğrencinize akademik ve sosyal yaşamına nasıl katkılar sağlıyor? Bir kampüs üniversitesi olmak önce öğrenciye zaman kazandırıyor. İnanılmaz bir zaman kazancı var. Hı hı. Fakat her şeyin ötesinde kontrollü ve güvenli bir ortamda eğitim görüyorlar ve yaşıyorlar çocuklar. Evet. Çünkü güvenli bir ortam, ailelerinin çok rahatlıkla bırakabilecekleri bir ortam. Bu ortamda gece gündüz laboratuvarlar açık, kütüphane açık. Akademik olarak kendilerine, yani normalde 9-5 mesaisi içinde gidebilecekleri bir üniversiteden çok daha fazlası sunuluyor. Ve ders çalışma süreleri uzuyor, hocalarından yararlanma süreleri uzuyor. Hı hı. Dil öğrenme zaten kampüste oluyor. Onu söyleyebilirim kesinlikle. Kampüs ortamı öğrencilerin dil öğrenme becerilerini geliştiriyor. Arkadaşlıkları, kulüplerden yararlanma olanakları o ölçüde genişliyor. Yani sosyal anlamda da bir kere gerçek hayata hazırlanıyor çocuklar. Arkadaşlıklar kurarak, kendi yaşamlarını kontrol ederek, çalışma düzenlerini kendileri oluşturarak sosyal yaşama ve gelecek yaşama hazırlanıyorlar bir anlamda. Peki tabii burada sosyal yaşama hazırlanıyorlar. Şimdi iki konu yanınıza getirmek istiyorum. Çeşitli fakülteleriniz ve bölümleriniz var. İsterseniz fakültelerin isimleri zikredebilirsiniz. Arzu ederseniz bölümleri söyleyin. Ek yerleşme ilgili öne çıkanlar varsa bu birincisi. İkincisi ulusal ve uluslararası. Şimdi ulusal sektör ilişkilerini bize anlatın. Bir de uluslararası ilişkileri anlatın. Öncelikle fakültelerinizin isterseniz isimleri, bölümleri, öne çıkan varsa ek yerleştirmede. Sonra sektör ilişkilerine girelim. Sonra uluslararası, ben tekrar hatırlatırım size. Şimdi şöyle, bizim 4 tane fakültemiz Şile kampüsümüzde. Hı-hı. Yani 24 saat faaliyette olan, gece gündüz öğrencileri açık olan bütün tesisleriyle Şile kampüsünde 4 fakültemiz var. Bunlar mühendislik fakültemiz, en büyük fakültemiz. İktisadi İdari Bilimler, Fen Edebiyat ve Mimarlık Tasarım fakültemiz var. Mimarlık Tasarım fakültemiz 2 senedir faaliyette ama çok iddialı olduğumuz bir fakülte. Burada hem mimarlığı hem Türkçe sunuyoruz, hem İngilizce programımız var. İş mimarlığımız var, o İngilizce. Endüstriyel tasarım programımız da bu fakültemizde. İkinci olarak aslında bütün programlarımızda iddialıyız bu üniversite, bu kampüsümüzde. Çünkü biz bu kampüsü oluştururken İngilizce dilde eğitimi amaçladık. Yani az önce sorduğunuz sorunun bir uzantısı. Uluslararası'na geçişin bir yoludur yabancı dilde eğitim. Aynı zamanda dünyaya dünyaya mezun hazırlama. Çünkü lokal olarak, yerel olarak tamam ihtiyacımız var ama aynı zamanda öğrencilerimizin ve mezunlarımızın bizim dünyayla da etkileşim içinde olması gerekir. Bugün mezunlarımızın gerçekten bu anlamda, bu kampüsümüzden mezun öğrencilerimizin %70'i uluslararası firmalarda çalışıyor. Kampüs olmanın getirdiği şey nedir diye sordunuz, İngilizce eğitim. Biz bir yıl öğrencilerimizi kampüste tutmayı tercih ediyoruz İngilizceyi çok daha iyi öğretmek için. Bir yılın sonunda İngilizceyi iyice öğrendikleri takdirde sınavlardan geçiyorlar. Ondan sonra lisans programlarını da sürdürüyorlar, becerileri daha
daha böyle iyi, becerili bir eğitim programına doğru yönlendiriyoruz. Diğer program, mühendislik programlarımızın laboratuvarları tümüyle orada yapılmış durumda. Büyük bir laboratuvar binamız var. Onun ötesinde psikoloji programımız. Yine çok iddialı evet. olduğumuz programlardan birisi. Onda da hem Türkçe hem İngilizce programlarımız var. Öğrencilerimiz isterlerse İngilizce programa devam ediyorlar. İsterlerse Türkçe programa. Bu tamamıyla onların tercihi ama her iki tarafa da, her ikisine de İngilizce öğrenmelerini öncelik olarak evet. koyuyoruz. İkinci kampüsümüz Maslak'ta. Maslak'taki kampüsümüzde Güzel Sanatlar Fakültemiz var. Onu özel yetenek sınavıyla öğrenci alıyoruz. Evet. Sadece iki programına merkezi sistemden alıyoruz. Şimdi bu dönem müracaat edecek öğrencilerimiz Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sinema, televizyon ve de grafik tasarım, görsel iletişim tasarım programlarına LYS ile müracaat edebilecekler. Evet. Maslak kampüsümüz biliyorsunuz İstanbul'un merkezi evet. yerinde. Orada MYO'larımız var, meslek yüksek okullarımız. Hem sağlık bilimleri hem meslek yüksek okulu olarak. Burada meslek yüksek okulundaki programları seçerken Güzel Sanatlar Fakültemizin programlarıyla paralel olmasını istedik. Çünkü 2 yıllığa gelenler dilerlerse 4 yıllığa devam edebilmeliler. Hatta oradan yüksek lisansa geçebilmeliler diye. Bunlar grafik tasarım, işte radyo televizyon yine, mimari restorasyon gibi programlar, tasarım programları meslek yüksek okulumuz altında. Sağlık bilimlerinde de odyometri, optisyenlik, tıbbi dokümantasyon, ameliyathane hizmetleri ve tıbbi görüntüleme teknikleri. Daha çok teknik alanlara yönelik programlar açtık. Mühendislik fakültemizin çok güçlü olması, deneyimli olması. O nedenle teknik programlara doğru bizi, teknik ve tasarım programlara doğru yönlendiriyor. Hanım ben burada iki tane kelimeyi çekeyim cümlelerin arasında. Birincisi hem Türkçe ve İngilizce bölümü açtık evet. derken tabii öğrencinin isteğine bağlı ama YÖK'ün aldığı bir kararla da İngilizce o kenarı yapamazsa Türkçe bir bölüm arıyorlar. Evet. Siz de otomatikman öğrenci ben sizin üniversitede IŞİD'de okumak istiyorum diyorsa eğer Türkçe bölüm yoksa başka yere gitmek zorunda kalır. Şimdi onu bir hava tamamlıyor bu birincisi. İkincisi meslek yüksek okullarını anlatıyorsunuz. Orada güldüm. Niye güldüm? Hiç olmasa yani hiç olmasa çok doğru bir kararla anlaşılır okulları açmışsınız. İsim olarak anlaşılan açmışsınız. Yani siz söylediğiniz zaman ne olduğunu ben anlayabiliyorum. Ekranda başındaki insanlar da anlıyor. Bu ikisi de artı olarak karşımıza geliyor. Sevgili dostlar sorulardan bir tanesi şu. Deniliyormuş ki ek yerleştirmede biz yurt ya da diğer konularda merkeze yerleştirme yapılan öğrencilerle aynı mıyız? Evet, aynı şartlara sahipsiniz. Herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Sonuçlar geldikten sonra gerekli müracaatları rahat yapabileceksiniz. Yani ek yerleştirme ile merkez yerleşme arasında hiçbir farklılığın söz konusu olmadığını bir kez daha belirteyim. Sayın Rektör, biraz evvel bursları anlatıyordunuz. Hepsini gördük ama bir de sizin tercih bursunuz var. İlk 3. Evet. Onu da bir anlatırsanız evet. bir indirim var orada %25. Tercih bursu belki gençler bunu da duymak isterler. Evet, teşekkür ederim bunu hatırlattığınız için ben atlamışım. Gerçekten bunu çok önemsiyoruz. Çünkü evet. üniversitemizin öncelikli tercih edilmesi hı hı. önemli. Bizi tercih edecek öğrencilere, bizi gerçekten ilk üçte tercih etmeyi düşünen öğrencilerimize %25 indirim sağlıyoruz. Evet. İndirim bu, tercih indirimi diyoruz buna. Öğrencilerimiz eğer ilk üç tercihte bu meslek yüksek okulu için de geçerli. Lisans programlarımız için de hepsi için geçerli. Hepsi bizden %25 indirim alabiliyorlar bu şekilde tercih ettikleri için. Bu isteyerek eğitim görmek hı-hı. adına öğrenciler için önemli bir şey. Çünkü insanlar istedikleri yerde daha çok öğrenirler. Daha çok mutlu olurlar. Evet. Daha başarılı olurlar. Efendim burada şuna lütfen dikkat edin. Bu ek yerleştirme tercihi yapılırken öyle büyükten küçüğe sıralama falan yok. Gönlünüzden en çok istediğiniz evet. okulu ve üniversiteyi en üste yazıyorsunuz. Artık evet. burada sıralama diye bir şey kalmadı çünkü. Evet. İkincisi ise ben sizin yerinize olsam, işte Sayın Rektör'ün dediği gibi eğer ilk 3 yani 1, 2, 3 fark etmiyor. Tercihlerinde eğer belirli bir indirim söz konusuysa bu aile bütçesine yarayacaktır. Bu da bir tercih sebebi. Hı. Bunu atlamamıza yarar var. Sayın Rektör şimdi siz yüksek lisans programlarına girelim. Bu sene hı. yeni açtığınız klinik psikoloji programı var. Şunu da açmakta yarar var. Çünkü ek yerleştirme, hı. yüksek lisans birbirinin içerisine girdi gidiyorlar. Bunlar zaten bir üniversitenin şeyleri, organları hı hı. yani. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans. Bunların birisinin diğerinin olmaması aslında eksiklik yaratıyor. Öyle yüksek lisans üniversitenin olmazsa olmazlarından. Evet. Bizim iki tane enstitümüz var. Bunlardan birisi Fen Bilimleri Enstitüsü, diğeri de Sosyal Bilimler evet. Enstitüsü. Klinik psikoloji Sosyal Bilimler Enstitüsü altında açıldı.
Öğrencilerimizin mezun olmasını bekledik bunu açmak için. Çünkü şu anda her sene 100'e yakın öğrencimizi mezun ediyoruz psikolojiden. Psikoloji öğrencilerimizin yoğun talebi var bu klinik psikoloji programımıza. Biz kendi öğrenci IŞİD mezunlarına zaten %50 indirim yapıyoruz. Evet. Bütün programlarımızda yüksek lisansta. Onları yüksek lisans yapmaya teşvik etmek amacıyla. Çünkü bugün artık uzmanlaşma dönemine girdik. Doğru. Her konuda sektörler artık hem değişiyor hem gelişiyor hem de farklı farklı artık farklı alanlara doğru kayıyorlar. Herkesin artık sadece üniversitede değil bütün yaşam boyu öğrenmesi gerekiyor. Hepimiz öğreniyoruz. Doğru. Değil mi? Devamlı. Artık yetişkin eğitimi diye bir olay var. Evet. Onun için enstitüler devam ediyorlar. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü teknolojiye ayak uydurabilmeniz için bırakın yani bir akademisyen olmayı, sokaktaki insan olarak bile mevcut sosyal yaşam içinde yer almanın önceliklerinden birisi teknolojiyi takip etmek, ona ayak uydurmak. Hı-hı. Bu da sürekli öğrenmeyi gerektiriyor. Cep telefonları değiştiğinde ne kadar zorlanıyor insanlar biliyorsunuz. Evet. Onun için yüksek lisans programlarımız öğrencilerimize toparlıyorum. Çok önemsiyoruz. Sosyal bilimlerde sadece klinik psikoloji değil muhasebe denetimi açtık bu dönem. Çok ihtiyaç duyulan. Evet. İşletme programlarımız devam ediyor. Uluslararası'na yönelik programlarımız var. Fen bilimlerinde önemli programlarımız var. Bütün mühendislik dallarında. Evet. Onları incelemelerini öneririm. Yarar var diyorsunuz. Çok çok. Peki. Efendim programın sonuna geldik. Çok değerli konuğum IŞİD Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Nafi Güneş Kıya bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar bugün lütfen dikkat edin. Bugün saat 16.30'da tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinize mutlu saatler diliyorum.